Şimdi birincisi, Hatay artık ayağa kalkmak istiyor ve bugünkü toplantıyı biz 3 kez salon değiştirerek Hatay'ın en büyük salonunu aldık ve yine de tıklım tıklımdı ve Hatay'ın sorunlarını konuşmaya süre yetmiyor. Bu bir başlangıç toplantısıydı. Benimle birlikte kürsüde Selin Hoca ve milletvekillerimiz oturdu. 19-18 Selin Hoca dışındaki 17 gölge bakan salonun muhtelif yerlerine oturdular ve derslerini çalıştılar. Bundan sonra bu salonda bulunanları, meslek örgütlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini, talep ileten grupları, her birisini ilgili bakanlarımız ayrı ayrı toplantılarda bir araya getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabileceği katkıyı tarif edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü kasları var, ondan Hatay istifade edecek. Zayıf kasları var, onları güçlendirmek durumundayız Hatay için. Biz bundan sonra beni çok daha fazla Hatay'da göreceksiniz. Gölge kabine bakanlarımız zaten çok geldiler içeride. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'ı unutmadı, sürekli takip etti, bakanlar geldi gitti diye. Ben genelde Hatay'daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık ve duymayı bekliyordum. Onun için geldik ama bolca teşekkür, bolca övgü duyduk, çok nazikler ama yapılması gereken çok iş var. Notlarımızı aldık, dersimize en iyi şekilde çalışıp Hatay'a tekrar tekrar geleceğiz. Meclis kürsüsünde ve grup toplantılarında ve Türkiye'nin her yerinde Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye, çözüm önerilerini önermeye devam edeceğim. Biz Hatay'dan eksik olmadık, bundan sonra olmayacağız. Eksik olmasınlar, Hataylıları yalnız bırakmayacağız. Seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.